nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız iyiyim diyeyim. Bugün böyle bir hava bulutlu, yağmurlu. 2-3 gündür İzmir'de böyle yağmur, yağmur, yağmur durmuyor. Berekettir, güzeldir. Böyle bir yağmurda yürüme hissiyatım var deniz kenarında. Fakat bu karantina olduğu için bir yere çıkamıyorsun. Bir alışverişle gidebiliyorsun, ekmek alıyorsun, geri geliyorsun filan. Biliyorum sizler de çok sıkıldınız bu süreçlerden. Eve kapanıp bol bol yemek, film izliyorsunuz. İşte böyle sıkıcı sıkıcı durumlar oluyor. Ama inşallah kurallara uyarsak, herkes nasıl hareket edeceğini bilirse bence bugünlerde atlatılacak diye düşünüyorum. 2021 yılında inşallah her şey daha iyi olur, daha güzel olur, daha bizim için hayırlı olur diye düşünüyorum. Ve öyle olacağına da inanıyorum diyorum. Şimdi canlarım, ben bu denyolar var ya, denyo benim deyimim biliyorsunuz. Denyo aslında kötü bir şey değil. Şimdi buradan da söyleyeyim, denyo demek denyo yani. Yani bunu bir kötü olarak algılamayın. Şimdi bu aklınızdaki denyolar sizinle ilgili şu anda, şu zamanda, şu durumda, şu dakikada niyet ettim. Neler düşünüyormuş bilinçaltında, ona niyet ediyorum, tamam mı? Ve sizler niyetler onunla ilgili bir konuşturma yapma isteğim oldu. Birden öyle geldi. Bir konuşturuvereyim bakayım sizin neler olacakmış. Şimdi anahtar kartlar onların olsun. Bu güllü destelerimde biliyorsunuz bunları çok seviyorsunuz ve sürekli bunlarla ilgili mesaj alıyorum. Şimdi bakalım neymiş, tamam mı? Onların bilinçaltındaki düşünceleri diyorum. Tamam. Şimdi bilinçaltında neler düşünüyormuş bakalım bunlar neler. Bu denyoların bilinçaltı düşünceleri bitmedi, tükenmedi, gitti. Yani sürekli bir şeydeler biliyorsunuz. Tuhaf bir enerjideler. 4 tane vermiş, o zaman alıp kabul ediyorum. Şimdi 4 tane olarak yapacağım. Kartları da şimdi burada seçiyorum çünkü neden derseniz. Öyle geldiği için ben bazen kendim ayarlıyorum biliyorsunuz, bazen de böyle yapıyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene alın. Bakalım sizin bilinçaltınızda neler varmış. Bu bilinçaltı okumasını da çok severim bana. Çıkar böyle detaylı detaylı detaylı. Hey, hey, hey. Vallahi bu korona bana hiç iyi gelmedi. Bu karantina süreci, film kalmadı. Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz. Yani inanın izlemedik film kalmadı. Vallahi kötü bir durum. Şimdi bakalım ne diyormuşsunuz siz ikiniz bilinçaltında birbirinize, tamam mı? Böyle bir şey yapma gereği duydum. Canlarım bu arada nasıl hocalarım? Beğendiniz mi? Güzel mi? Sıkıntıdan tasarım yapıyorum kendi kendime. Şimdi bakalım ne diyormuş denyo. Aklınızdaki ne söylüyormuş? Diyor ki, ben diyor, bir evle ilgili bir problem yaşayabilir veya bu emlakçıdır. Yani öyle bir şey de olabilir, öyle bir hissiyat geldi. Ev, arsa, müteahhit, mühendis, böyle bir kişi de olabilir. Kadın da, erkek de olabilir. Kendinize uyanı alın diyorum her zamanki gibi. Bakın, şimdi evle ilgili bir konu, evle, arsa, böyle konularla ilgileniyor. Belki satıyor, belki şey yapıyor, ne diyorlar ona, yani kendi işi. Anlatabildim mi? Ve burada sizi düşündüğü ve sizi çok güçlü karakterde, tamam mı, kendi ayaklarında üstünde duran bir lady olarak düşünüyorum. Aldın, anladınız mı? Erkek, kadın. Yani kendi ayaklarım ama burada kadın çıktığı için onu söylüyorum ben. Siz diyorsunuz ki bilinçaltınızda bana yalanlar söylendi ve ben bunu hissediyorum. Ve şu anda da şu durumda da işin içerisinde farklı şeyler olduğunu da düşünüyorum. Yalanlar dönüyor diyorsunuz. Artık şu yüzündeki maskeyi çıkar ve muradını, istediğimi, benim istediğimi bana vererek gel diyorsunuz. Tamam mı? Bilinçaltınızda bu. Şimdi benim çocuklarla ilgili problemim var diyor ve diyor onların geleceğini, onların düzenini sağlamadan bir adım atmayı düşünmüyorum diyor. Şimdi şöyle de olabilir, bu insan evlidir, çocuklarıyla ilgili evi vereceğim, evi bırakacağım ve onlara güzel bir gelecek kuracağım, ondan sonra geleceğim düşüncesine de sahiptir. Ve siz diyorsunuz ki sen herkesi dinliyorsun, herkesin sözüne kıymet veriyorsun ve herkesten güç alıyorsun. Fakat ben artık senin bu çocuksu oyunlarından bıktım.
artık seni bitirmem gerektiğini biliyorum ve beklemeyeceğim, sabır edemeyeceğim, sabır da etmeyeceğim diyen bir kişi var burada. Yani buradaki Daniel'u bir nevi artık öldürmem gerekiyor, hayatıma farklı bir enerji almam gerekiyor ve bunu da yeni senede yapacağım diyen biriyle enerjim tuttu. Bakalım kimle? Şimdi diyor ki buradaki kişi, benim çok pişmanlıklarım var diyor, bakın göstereyim size ve diyor keşke diyor evli olmasaydım. Keşke evli olmasaydım, keşke nişanlı olmasaydım veya keşke hayatımda başka bir kadın olmasaydı diyor. Bakalım siz ne diyorsunuz? Sen çapkın bir adamsın. Senin hayatında başka bir kadın... Ay gene konuşturmuyorlar. Senin hayatında kadın olmasa bile, tamam mı? Sen çapkın bir karaktere sahipsin deniliyor burada. Yani geçmişte de farklı enerjiler olmuş, kadınlar olmuş. Ve sürekli aynı döngüdesin ve bu döngünün içerisinden çıkıp da bana doğru gelebileceğini sanmıyorum diyen bir enerji var. Evet, ben kıymetliyim, ben değerliyim diyen, tamam mı? Artık bu durumları hayatımda istemiyorum, bu durumların içerisinden çıkıp güçlenip kendi yoluma bakacağım diyen bir enerji var burada. Şimdi bu insan sabit, tamam mı? Ve size bir haber gelecek. Bu haberden dolayı gelmiş de olabilir ve bundan sonra böyle bir karar almış olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Veya haber gelmiyordur. Uzun bir zaman olmuştur. 4 ay, 5 ay, anlatabildim mi? Ondan dolayı böyle bir süreciniz varsa size burada denilen şu. Ve sizin de düşünceniz doğru deniliyor burada. Tamam mı? Artık bir şeyleri bitirip yoluna devam etmek ve kendi, bak, kendi düzenini, kendi alanını korumak deniliyor burada. Şimdi barış olacaklar da var diyor. Tekrardan diyor düzeni ele alacağı, tamam mı? Çocuklarıyla problem yaşıyorsanız veya kendi çocuklarınızla daha doğrusu sıkıntı yaşıyorsanız bunların düzeleceği diyor. Bakın burada 10 gün demiş. 10 gün içerisinde bir adım, tamam mı? Tekrardan barış, tekrardan bir şeyleri düzeltme isteği olacak diyor. Ve diyor artık diyor bir şeyleri diyor sizin elinize geçecek. Yani hani böyle derler ya, dizginleri, bu denyoların dizginleri siz eline alacak mısınız? Hani siz idare edecek misiniz? Çünkü öyle şeyler yaşanmış ki artık ipler bunun elinde kalırsa bir yere varılmıyor. Duvara toslandığı gözüküyor. Onun için bu denyoların ipini sizin götürmeniz lazımmış deniliyor. Ve burada bakın deniliyor ki bitirilecek olanlar da var, yoluna devam edecekler de var ve aynı zamanda da 10 gün içerisinde dönüp gelecek olanlar da var. Kendinizi uyanı alın. Şimdi burada diyor ki toprak grubu, su grubu, tamam mı? Ve ateş grubu vermiş. Aldım, kabul ettim. Şimdi bakalım başka bana neler söyletecekler. Ben de size anlatacağım. Burada. Şimdi şöyle yapayım. Peki, ne sorayım biliyor musunuz? Bu kişinin kalbinde, bu Daniel'un kalbinde ne var? Ne geçiyor kalbinde? Sizinle ilgili düşünceleri neymiş kalbinin derinliklerindeki? Tamam mı? Ve sizin onunla ilgili kalbinizdeki düşünceler neymiş? Bakalım şimdi. Şöyle niyet ettim. Şöyle şu iskambillerimi istiyor. Öyle canım istedi. Böyle dediler. Böyle yapacağım. Şimdi aldım. Böyle bir bakalım neymiş. Kalbinizde birbirinize bakalım. Deyin bakayım neymiş. Şimdi bu deniyor diyor ki ben diyor keskinim. Kılınç görüyorsunuz. Keskinim diyor. Ne diyor? Kendimi diyor bir şeylerle ilgili bir durumlardan korumam lazım diyor. Bunun farkında değilsin diyor sana. Tamam mı? Benim kendimi korumam lazım. Onun için senden uzak duruyorum. Onun için mesafeli duruyorum diyen biri var burada. Şimdi kendi içinize kapanmışsınız. İki vadedir diyor. Aslında etrafınızda çok insanlar olmasına dair var ya etrafınızda size uygun, tamam mı?
sizin üstünüze düşen. Fakat siz görün, kapınızda köpek olacak kişiler bile var diyor ama sizin gözünüz görmüyor. Bir sabit düşünceye sahipsiniz diyor size bunda. Burada diyor ki bu sabit düşünceden biraz geri durun diyor. Size uyarı veriyor, tamam mı? Bu deniyor her şeyi zamana bırakmış. Dördüncü, beşinci aylarda diyor tekrar seninle diyor. Aşkımızı, sevgimizi yaşamaya başlayacağız. Tamamen bir araya geleceğiz ve mutlu olacağız diyor. Kalpten istiyor bunu. Siz diyorsunuz ki bu adama yapılmış bir şeyler var. Bakın şimdi sihirbaz. Bu muska anlatır, büyü enerjisi anlatır. Evet var ve bir kadın tarafından yapılmış deniliyor burada. Siz bunu kalpten hissediyorsunuz fakat bu tarafa dile getiremiyorsunuz diyor. Şimdi su gruplarını anlatıyor burada ve su grubu kadın da olabilir bu taraf, erkek de olabilir, tamam. Bu kalbinizdeki insan gerçekten duygusal bir yapıya sahip aslında. Kalpte hiçbir kötülüğü olmayan fakat düşünce empatisi olmayan bir kişilik. Yani beyin var, zihin yok derler ya, akıl var, fikir yok, onun gibi bir şey. Yani nereye ilerleyeceğini, ne yapacağını, hangi döngünün içinde kalacağını zamanla öğrenebilecek ve dengeyi kurabilecek biriyle enerjim tutuyor burada. Şimdi ruh eşliliği olduğunu biliyorsunuz. Diyor ki size, sizde şöyle bir enerji hissediyorum, bakın canlarım benim. Ruh eşiyim filan ama artık bitmesi gerekiyorsa bitsin. Çünkü ben bundan çok yoruldum diyorsunuz. Buradaki işte buna kişiye yapılanlar veya her şeyden etkilenebilen zayıf bir karakterde olması, bunlardan yorulmuşsunuz artık. Şimdi diyor ki dua ediyorsunuz. Belki bir mum yakıp bir enerji çalışması yapıyorsunuz ve bununla güçlenerek diyor size karşı gelecek diyor bu insan diyor. Bu insan zaten kalpte ve duygu olarak sizin yanınızda rahat eden bir insan diyor. Şimdi tamamen enerjinizi kesmişsiniz bundan benim hissettiğim kadarıyla burada. Özellikle de aslan grubu erkeği anlatır burada. Belki ettiğiniz dualar var, size gelmesi için yaptığınız ritüeller var. Bunların diyor sonucunu alacaksınız diyor. Şimdi kendinizi bir kere kurban pozisyonundan çıkarın diyor burada. Öyle görüyorsunuz. Yani benim duygumu, sevgimi, aşkımı bir şeylere karşılık kurban etti. Sürekli haber bekliyorum burada. Artık bu durumdan sıkıldım, üzüldüm diyen kalpte böyle bir durumdasınız diyor. Tamam mı? Şimdi peki şöyle soracağım, bakın. Şimdi bu insanın kalpteki gerçek sizinle ilgili yaptığı şey neymiş deyip çektiğimde kendi kartlarımda kurnazlık, tilkilik. Yani burada akıllıca hareket eden biri var. Tamam mı? Peki siz ne yapıyor musunuz? Aşıklar. Şimdi çok seviyorsunuz. Gerçekten büyük bir sevgi var. Eğer ki diyor bu kadar seviyorsanız diyor, bu kadar dayandınız, biraz daha dayanırsanız diyor, bunun mükafatını alacaksınız. Burada hem akıllı hem kurnaz bir denge var, tamam mı? Sizin gibi ruhsal olarak buna bakmıyor ve sevgisini, aşkını tamamen size yansıtamayan birisi var diyor. Ve sizin çocuğunuz var. Bak, çocuk düşünüyorsunuz veya onun çocuğunu düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya da çocuk karakterde bir kişi bu. Artık bunun çocukları, çocukluğundan yoruldum diyorsunuz, tamam mı? Bu diyor ki yani ben diyor çapkın bir yapım, çapkın bir ruhum var diyor. Fakat diyor, tamam mı? Artık duruldum diyor, duruldum diyor. Şimdi siz diyor dedikodu, laf ve diyor size diyor laf getiren birileri olabilir. Onun hakkında çok şeyler konuşulabilir. Bunlara fırsat vermeyin diyor size. Ve bu insan artık bakış açısını değiştirmiş ilişkiye ve size karşı. Sen istediğin bu. Evlilik olacaksa bana doğru gel. Ciddi bir şey olacaksa bana doğru gel. Şimdi bu evlilik deyince mesela hoca nikah olur veya Allah katında kalben birbirinize verilen bir söz de olabilir. Yani nikah nikah değil yani. Burada bireysel bir açılım yok. Tamamen genel bir açılım olduğu için sizi uyana alın. Tamam mı canlarım? Şimdi bu insan diyor sizi çok cazibeli, çok nasıl biri olarak görüyor biliyor musunuz? Böyle duygusal, aynı zamanda güçlü ama böyle doğal bir yapıya sahip olan, lafını esirgemeyen, güçlü karakterde ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan biri olarak görüyormuş. Aldım, kabul ettim. Şimdi kalpteki durumlarınız bu. Tamam mı canlarım? Böyleymiş. Şimdi eylemine bakalım. Bu insanın size karşı eylemi ve neler yapacak diye bir sorayım bakayım.
Siz de merak ediyorsunuz bu deniyoların ne gibi eylemleri olacak ve nasıl gelecekler, ne yapacaklar, tamam mı? Neymiş bakalım? Nasıl eylemleri olacak size karşı ve sizin onunla karşı ne gibi bir karşılık vereceksiniz, nasıl bir eyleminiz olacakmış ve bakalım. Şunları almak istiyorum. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Bakalım nasıl bir eylemi olacakmış. Şimdi. Ve zaman da isteyeyim yani. Ne zaman? Zaman olarak ne zaman tam olarak eylemi olacak bu deniyorların? Tamam mı? Ve siz nasıl karşılık vereceksiniz? Bakalım bakalım. Bismillah diyelim bakalım. Şimdi diyor ki kendi iç dünyasıyla kavga edebilir. Kendi etrafındaki insanlarla kavga ediyor. Biraz bunun, tamam mı, İyileker bir yapıya sahipliği var. Yani şöyle deniliyor burada. Zamanında size yaptığı yanlışlardan dolayı, tamam mı, İç dünyasında kendinle kavga eden birisi var. Şimdi bu diyor ki güzel sözler söyleyerek tekrar ağzı çok güzel laf yapıyor. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz bu insanın. Şimdi artık bunun yaptığı laflara, sözlere, iyilekarlıklara, işte daha önce kurduğu tuzaklara düşmeyeceğiz diyor. Tamam mı burada? Bu birinci. Çünkü diyor artık diyor bir şeylerden akıllandınız ve gerçek yüzünü gördünüz diyor size. Tamam mı? Şimdi siz artık kendinizi iyileştirmişsiniz. Bakın söyleyemediğiniz şeyler, tamam mı? Bunlar diyor içinizde kalmış. Ama diyor artık diyor değişim dönüşüm zamanı. Şimdi bazılarınız için de şöyle bir şey olacak. Beşinci ayda yeni tanışmalar, artık bir şeylerin tamamen farkına varılıp yeni yollara ilerlemeler olacak. Ve bunlar da size daha iyi gelecek diyor bazılarınız için. Şimdi bu insanın diyor finansal sıkıntıları, para sıkıntıları var ama diyor size geldiği zaman, tamam mı, cimrilik yapmış ve her şeyi esirgemiş bir insan var burada diyor. Daha doğrusu siz bu deniyoya bunu size kul köle edeceğinize, siz ona kul köle olup çok kırılıp üzülmüşsünüz diyor. Tamam mı? Şimdi siz onun için çok değerli misiniz? Ama diyor bitirmiş bu. Tamam mı? Bir ayrılık yaşanmış veya arada bir sorunlar var, bir uzaklaşmalar var. Tekrardan barış diyor ki 3 hafta ile 2 hafta içerisinde gelişleri, dönüşleri olacak diyor. Aldım, kabul ettim. Şimdi hiçbir adım atmayın diyor. Eylem bekleyin diyor. Eylem bekleyin. Ondan adım bekleyin. Bu Denyo'dan diyor. Bu zaten tensel, cinsel olarak diyor, ruhsal olarak çok büyük bir özlemi varmış. Aynı zamanda da size gelmenin yollarını arıyormuş bu ama yolların kaynaklarını kapamışsınız bu deniyoya karşı, tamam mı? Şimdi diyor farklı yöntemler deneyecek diyor. Sakın kaygılanmayın diyor. Şu korku enerjisinden çıkın diyor. Buluşacaksınız. Çoğunuz için söylüyorum. Karşılaşmalar, konuşmalar, artık diyor bir şeyleri rayına oturmalar. Çünkü kader çarkı, bakın. Kader yavaş işler, çarkı çıktığı zaman yavaş işler ama sağlam işler ve iki kişinin der birbirine yazılmış bir kadersel burada yaşayacakları var daha der. Bu kitap kapanmadı der. Tamam mı? Aldım, kabul ettim. Şimdi burada iki tane şeyi gördüm. İkisini de size söyledim. Size uyanı alın. Uymayanı dediğim gibi her zamanki gibi evrene geri yollayın. Peki sizin nelere dikkat etmeniz lazımmış ve o kişinin nelere dikkat etmesi lazımmış? Yani şu denyoların, onlara bakalım. Bunları alacağım. Nelere dikkat etmeniz lazımmış? Bakalım. Size bir söylesinler. Nelere dikkat etmeniz lazım? Ve o kişinin, denyonun, aklınızdaki, kalbinizdeki denyo nelere dikkat edecek, neler yapacak, gelecek, anlatsınlar bana, ben de size anlatayım. Şimdi kendi kaderinizi artık kendiniz değiştirmeniz lazım diyor. Kimseden beklemeyin ki diyor gelsin sizin hayatınıza bir değnek değsin de kaderiniz değişsin. Yok öyle bir şey diyor. Tamam mı? Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın. Kimi hayatına almak istiyorsanız, hayatınızda olmayan kişilerse söylüyor. Hayatınızı alın. Yani kendi artık diyor şu diyor kendinize acımaktan, kendinizi diyor işte olmuyor, etmiyor, enerjisinden bir kere çıkın diyor. Kaderinde büyük bir sıçrama yaşayacaksın diyor size, tamam mı? Artık diyor döngüler ve ritimler tamamen o kişinin tarafından değişikliğe uğruyor diyor. Değişerek size geliyor diyor. Şimdi siz diyor kendi işlerinize, güçlerinize, kendi hayatınıza, kendi diyor sorumluluklarınıza yoğunlaşın diyor, tamam mı?
size burada dediği. Ve bu insanın dışarıya çıkmakla ilgili problemi var. Ya korona oldu herhalde, deniyor, evde yatıyor. Bilmiyorum ne olduysa artık. Dışarıya çıkmakta zorlanıyor. Bir korku, bir enerjisi aldım burada. Siz gene aksine diyor, böyle mutlu olacaksınız diyor. Yani mutluluk enerjisi, yani çiçek açmak, ne biliyor musun? Alacağınız haberler veya ufacık hediyeler, bunlarla diyor mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz diyor. Şimdi ona diyor ki acele etme. Yani o diyor zaten bir şeylerle ilgili acele etmeden davranıyor, ağır ağır ilerliyor diyor. Şimdi size de diyor ki sessiz kalman lazım. Eğer bir şeylerin olmasını istiyorsan kendi hayatında diyor. Yani sessizlik de bir cevaptır. Biliyor musunuz? Ben sessizliği çok severim. Mesela birisine cevap vermekten yorulduysam onu her şekilde anlatmaya çalışırım. Çalışırım. Bak da anlamıyor mu? Ölüm sessizliğine bürünürüm ve döner arkamı giderim. Size tavsiyem bu, çok işe yarıyor ve çok da güzel oluyor. Hem de aynı zamanda da karşıdaki insana büyük bir ders veriyorsunuz. Tamam mı canlarım benim? Şimdi ona diyor ki sakın vazgeçme diyor. Çünkü karşındaki kişi diyor sana diyor sessiz duruyor. Eylemsiz, hareketsiz kalıyor diyor. Ama diyor sen vazgeçme. Kalbinin, yüreğinin yolunda git diyor ona. Şimdi sen artık her duruma bir duyarlı bir döneme geldin diyor. Mesela kalbinin sesini dinliyorsun. Belki etraftan mesajlar alıyorsun, tamam mı? Duyarlı bir şey, yani algılarının açıldığı, sezgilerinin açıldığı, hislerinin açıldığı bir döneme giriyorsun diyor. Buna dikkat et diyor, tamam mı? Ve ben seninle barışa geliyorum diyor ona, bakın barış. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. Geliyormuş, barışacakmış ve size adım atacakmış. Böyleymiş. Çok güzel çıktı. Ben de çok beğendim canlarım benim. Böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu karantina zamanlarında size iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü kafada sürekli kuruyorsunuz, kuruyorsunuz. Bu deniyorlarla ilgili çözüm bulamıyorsunuz. Sürekli mesaj atıyorsunuz, yazıyorsunuz. Böyle, şöyle. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum zaten. Hepinizi de çok seviyorum. Şimdi canlarım benim, her zaman olduğu gibi size buradan diyorum ki beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz alma verme dengesi. Sizleri çok seviyorum ve diyorum ki tschüss.